Ha, onun hazırlığı. Ne bırak abi, bu işleri? Ciddiyete gel. Ciddiyete gel. Bu kadar kalabalıkta. Bunu neyini ciddiye alacaksın? Bu kadar kalabalıkta. Bunu neyini ciddiye alacaksın şimdi, ya? Başkana bırak ya. Bravo, Covid testi nasıl yapılır? Bu yemeğin neyini ciddiye alacaksın? Emre Bol'a, Doktor Emre Bol'a gelelim. Şimdi Profesör Doktor dersen Profesör seviyorum. Doktor yani, Emre Bol. A Spor'da bir kere öyle yazmışlar. Yazdılar bir kere yanlışlıkla yazdılar. Profesör Doktor Emre Bol. Evet. Şimdi bak babacığım, dün akşam burada anlatmaya çalıştım. Yan tarafa fotoğraf. Fakat biraz güme gitti, gümbürtüye gitti iş. Şimdi bu çok ciddi bir iddiadır. Buradan Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunuyorum. Gidin araştırın, zaten göreceksiniz. Bugün birkaç kişiyle de konuştum. Bu senin dediğin ama çok önemli bir iddia Emre. Çok önemli ve bir şey yani söyleyeceğim sana. Öyle... Suç. Yani ben oyuncumu oynatmak için Covid testini bilerek negatif çıkartıyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Sen o adamı çıkartıyorsun sahaya, başka oyunculara salgına vesile oluyorsun yani. Evet. Salgının artmasına vesile oluyorsun. Dolayısıyla bu çok büyük bir suç. Fakat bak, bu iş kulağıma geldi. Benim kulağıma gelen Futbol Federasyonu'nda kulağına gider. Şimdi Futbol Federasyonu şöyle bir ifade kullandı. Dediler ki, ya dediler, öyle olmaz. Kesinlikle böyle bir şey yapılamaz, edilemez falan diye böyle bir şey söylediler ama bütün kulüp başkanları... Özel laboratuvarlar yapıyor bunları. Şimdi özel laboratuvarda yapılıyor. Şimdi, ben şimdi bak şimdi ben sana, Covid pozitifim, tamam mı? Ben maça çıkmak istiyorum hafta içi. Hafta içi maça çıkmak istiyorum. Negatif çıkmam lazım tabii. Şimdi sen Covid'sin değil mi? Tabii. Veya bilmiyorsun, Covid'si değilsin bilmiyorsun ama çok negatif çıkıyorsun. Negatif çıkmak istiyorsun değil mi? Negatif çıkacağım. Bak, negatif çıkacaksın. Şimdi bakın, bir dakika dur. Çok yavaş. Yavaş. Yaklaş. Negatif. Şimdi negatif çıkması için, yani Covid olmaması için bir rapor lazım Deniz Ateş Bitlere. Rapor lazım. Biz yani hasta olup olmadığını bilmiyoruz. Sadece hasta olup olmadığını bilmiyoruz. Ama maskeni bu sene yaşandı, o örneğini de vereceğim. Ama bu bu biz herkes kendi şey yapıyor. Ay, doktor yapıyor. Şu anda kulüp müyüz biz? Biz kulübüz. Hangi kulübüz? X. X kulübüz. Hakemler de bu arada özel laboratuvarlara gidiyor. Hakemler de özel laboratuvarlarda yapıyor her yeri. Tamam, futbolcu. Varados Spor. Ben şimdi seni abicim, sen maçta oynamak mı istiyorsun? Tabii tabii. Prim almak istiyorsun. Oyunu, takımın iyi oyuncularından bir tanesisin. Oynaman maça lazım. Maça çıkmam lazım. Çok formdayım. Takım şampiyonluğa oynuyor. Düşmemeye oynuyor çok değil mi? Çok formdayım. Maça var var. Örneği var. Bir sene anlatacağım bak. Mutlaka çıkması lazım değil mi? Yaşandı bak, Türkiye'de bu. Bir dakika. Lazım. Evet. Gel. Hadi negatif yap. Bak. Önce ağızdan ama. Önce ağızdan. Aldın mı sürüntü? Ha, sürüntü aldın mı? Aldım. Aldım. Şurada sürüntü var mı şu anda? Var. Var. Devam. Fakat bu sürüntü ne yaparsan yap negatif çıkıyor sürüntü arkadaşlar. Ya. Neden? Neden? Çünkü ben sadece bak şu kadar soktum, şuradan sürüntü aldım. Bu sürüntü testinin yapılması ve gerçeğin negatifi pozitifi çıkması için bunu böyle şurasına kadar çok genzine da sokma. Genzine kadar bunu böyle içeriye kadar. Çok sokma, böyle çok da sokmayayım. Yok, sokma gözümden şey yaş gelsin. Şuraya kadar sokup buradan alması gerekiyor. Ama ne yapıyorlar? Boğazına sokması gerekeni dilinden alıyorlar. Hemen böyle dilinden. Da, yani, arka taraftan cevap. Böyle dilinden alıyor. Normalde boğazın içine kadar sokman lazım. Fakat burnunda şöyle şuradan sokuyor. Sağ ol sana sürüntü abi. Şimdi bunu teste götüreyim. Negatif. İsterse Covid pozitif olsun, yine de negatif. Bak, bir örnek vereyim. Bu sene yaşandı. Adana. Peki hakemler? Bak bir saniye Ertem Şener, bana müsaade et. Hakemler de aynı şekilde. Fırat Aydınus. Hakemler bulunduğu ilde anlaşmalı laboratuvarlarda yaptırıyor. Ha, yarın, öyle mi? Yarın, onlar da isterse. Daha ciddi yapıyor. Ama bak, hakemleri boş ver. Yani yaşanan olayı anlatayım. O. Doktoru bağladıktan sonra iş bitti. Emre Bol, bu sene Adana Ankara Spor maçında Adana Spor'da Ergin Keleş negatif çıktı. Sonra benzer bir test yöntemiyle pozitif çıkardılar. Akredite olmadığı maça çıktı. Yok, yapıldı. İtirazlar yapıldı. Federasyon kabul etmedi. Suç duyurusu değil. Sonra bir test daha yaptılar. Negatif çıkınca oynattılar. Sonra dediler ki zaten vücudunda daha önce korona geçirmiştir. Şey vardır. Antikor vardır. Korona olması mümkün değildir gibi bir şey yapıp çevirdiler. Kimse de konuşmadı bak o dönem. Bunu seni tebrik ediyorum. Ergin Keleş iki maç oynamaması gerekirken oynadı. Şimdi bu işler ne diyorlardı şeyde? Ergin Keleş Ankara Spor ve Akhisar Spor maçlarının oynamaması gerektiği halde oynadı. Bu sezon oldu mesela bu. Bak ne diyorlardı? Mesela diyoruz ki, adam diyor ki kulübümüzde 8 tane futbolcu Covid pozitiftir diyor. Ertesi gün bir çıkıyor. Hiç kimseye Covid kalmış. Hepsi negatif. Nasıl oluyor falan diyorduk ya uzaktan. İşte şey bu. Uzaktan böyle diyorduk ya. Ulan nasıl oldu lan? Dün daha şeydi, bütün testler yöntemi pozitifti. Yöntemini arkadaşlar size anlattım. Yöntemi bu. Buradan Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Bak 10 hafta kaldı. Bu haftayı saymazsan 10 hafta kaldı. Artık şampiyonlar belirlenecek. Artık küme düşmeme durumları belli olacak. Çok kritik. Artık UEFA Avrupa'ya falan gidecekler belli olacak. Dolayısıyla bu ortamda bu işi kulüp doktorlarına bırakmayın. Kulüp doktoru kulüpten maaş alan adam kardeşim. Kimsenin kulüp doktorunu suçlamak istemiyorum ama sonuçta maaş alan bir adam. Dediğim gibi
Covid'in negatif çıkması için az önce gösterdim Deniz Ateş Bitner'le beraber. Böyle bir yöntem var. Yani bu yöntemi de kullananlar da var. Yani, onu mu Ünal Mavi Göz'e selamlar İzmir'e. Ertem abi selam. Tamam Ünal, laboratuvarlar tekel. Laboratuvarda sıkıntı yok. Sendikası İzmir temsilcisi Ünal Mavi Göz'e buradan selamlar gönderiyorum. Şimdi sevgili seyirciler, Türkiye'de maçlarda kadınlar görev yapmalı mı yapmamalı mı? Kadın hakemler bence yapmalı. Kadınlar her türlü görevi yapmalı. Erkekler yapıyorsa kadınlar en iyisini yapar zaten. Hanımefendiler de ekranda. Hanımefendiler de maç yönetebilirler. Yönetirler. Birçok erkekten daha delikanlıca da yönetebilirler bazı maçları. Onu da söyleyeyim. Onun da altını çizerek söyleyelim. Hatta Merkez Hakem Komitesi Başkanı bir kadın da olabilir. Lale Orta neden olmasın? Lale mesela? Orta neden olmasın? Dilan Deniz Gökçek kadınlar var. Kadınlar neden olmasın? Seçim olurlar. Demirel var. Hepsi olabilirler. Bunun bir altını çizelim. Bunların altını çizelim. Bugün 4